Kıymetli hazurun, bizi bu sohbetlerimizde, zikir meydanımızda, burada yapılan tüm programlarda bizi yalnız bırakmayan kıymetli kardeşlerim, dışarıda bekleyenlerim, giremeyenler, burada bulunanlar, Allah Teala'nın rahmeti, selamı, inayeti üzerinize olsun. Yani aslıyla söyleyelim, orijinal. Bazen orijinal kelimeleri girmeyince sayfa açılmıyor ya, nokta ahtaz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Daha önce hiç kimse bunu bu ülkede yapmadı. Hatta niye yapmadı, niye böyle anlatmadı diyeceksiniz ama serzenişi, sitemi kenara bırakın. Onlar önemli değil. Fakat bugün göreceğiniz şey, onlarca kitabı okumuş gibi olacaksınız. Taşlar yerine oturdu derler ya, bunları göreceksiniz. Biz şu anda bunu size ortaya, sahneye, meydana koymak noktasında gerçekten çok heyecanlıyız. Yani işin güzelliği ve insicamı açısından çok önemli bir noktaya hizmet edildiğini hemen birkaç dakika sonra fark edeceksiniz. Şöyle düşünün, bu meydanı hep anlatırken size sema meydanında evveli, yaratılıştan evvelini ve en son anı, bulunduğunuz halleri, zerreden küreye cümlesini hepsini anlatan yer olarak söylemiştim. Bugün burayı şöyle görmenizi istiyorum. Burası, şu meydan Anadolu toprağı. Anadolu toprağı derken Anadolu'nun bir sınır uçları vardır, bir de sinir uçları vardır. Anadolu toprağı dediğinizde şöyle bir elini uzatır Hicaz'a, şöyle bir yapar Kafkasya, Orta Asya'ya, şöyle başını bir kaldırır Balkanlardır o. Buradan Kırcali'den herhalde dedeler burada. Onlara da niyaz ederiz. Size de niyaz ederiz. Bak, Kırcali'den geliyor olanlar. Böyle başını kaldırır Balkanlar olur. Ayağını uzatır Kudüs olur. Mısır olur, Libya olur. Arkadaşlar lütfen dikkatlice dinleyin. Biz sadece bir şey seyredip gelmek için geldik ve gideceğiz demeyin. Bak burada dede meydan uyandırırken ne diyor? Seyirlik değil bu iş. Bu iş ciddi bir iş. Kültür Bakanlığı'nda ama bizim medeniyetimiz ve sizin ufkunuzda sonlanacak, devam edecek bir iş. Burayı Anadolu toprağı kabul edin. Bakın bu kapının küşadında kimler var? Hacı Hünkari Veli'yi temsilen bir derviş var. Mevlana Celaleddin Rumi Efendimiz'i temsilen bir derviş var. Kapı küşad oldu. Yerlerine aldı. Nefes bekliyorlar. Ve o nefesle beraber bizi nefeslendirecekler. Burada tarp, hem de darp. Oradan o neşeyi, kalp atışını buradan dinleyeceksiniz. Burada şu mutribanın oturduğu yeri şöyle görün. Bizim tüm Anadolu'daki zenginliklerimizi dile getiren şeyler. Böyle bakın lütfen. Öteki türlü oyunluk olur iş. Sonra ne olacak? Birazdan bu Anadolu toprağı, kıymetli kardeşlerim, Allah Teala dağları dağlara, geceleri gecelere, ayları aylara, insanları insanlara, hatta kıymetli insanları bile insanlar arasında birbirinden farklı olarak üstün yaratmıştır. Tartışmasız bu topraklar seçilmiş topraktır. Tüm insanlığın medeniyeti, göbeği burada kesilmiştir. Ve burada biz bunu fark eden, İslam ile buluşanlar olarak aile aile, ocak ocak, otağ otağ Anadolu'yu Anadolu haline getirmişiz. Nasıl olmuş bu? Şimdi nefessiz olarak seyredeceksiniz. Birazdan buraya canlar gelecek. Anadolu'nun bacılarını, ocağını, otağı oradan geliyor. Ot oradan geliyor. Bu tertemiz insanını Ehl-i Beyt-i Resulullah'ın, lütfen dinleyiniz. Hem gözünüz burada olsun hem kulağınız burada olsun. Ehl-i Beyt-i Resulullah ve muhabbet, Resulullah'a muhabbet, onun sulbüne, nesline muhabbet bu topraklarda hiçbir zaman savaşa sebep olmamıştır. Fıskı fücura, fitneye sebep olmamıştır. Berekete sebep olmuştur. Anadolu analarına vesile olmuştur. Bu toprağın bereketine vesile olmuştur. Bacı sultanlara vesile olmuştur. Anaları temsilen meydanımıza gelen bu canlar, bu Anadolu toprağının buram buram muhabbet, aşk-ı ilahi, Resulullah muhabbeti, Ehl-i Beyt muhabbetinin hakim olduğu otağlar, evler haline gelmiştir. Bu bizim Anadolu'muzdur. Anadolu'muz. Şimdi bu Anadolu toprağı.
Unutmayın, Hazreti Ali Efendimizin bir ismi de Ebu Turab'tır. Hazreti Şah-ı Veli'nin, ki Şah-ı Veli diyoruz, tüm evliyaların başı oraya bağlı. Efendimizin menbaı Cenab-ı Saki-i Kevser, Hazreti Ali Efendimizin elinde. Bir ismi de Ebu Turab'tır. Toprak babası. Toprak babası sadece sırtı üstü başı toprak olduğu için söylenmemiştir. Toprak ahlaklı olmak demektir. Şehvet, gadab, hırs, başkasının hakkını yeme, bunlar ateştir, nardır. Bu topraklarda bu nura dönmüştür. Toprak sıfat olmuştur. Bu meydanı lütfen şu andan itibaren kendi yurdunuzun tüm satı olarak kabul edin. Ve bu satı Anadolularımızla temizliği, iffeti, terbiyeyi, Hazreti Fatıma'yı. Mesela dedemizle konuşuyoruz. Biz burada şimdi devranda onlar güzelce semah ederken, semah, sessizce zikir yapıp dönmüş. Semah, yine sessizce zikir yapmış, dönmüş. Devran, sesli zikir yapmış hem de dönmüş. Hepsi var. Hiçbirinin birbirinden farkı yok. Horonumuzda, halayımızda, zılgıtımızda, tilimizde, kürdümüzde, arabımızda, türkümüzde aynı yahu, aynı yahu. Geçen Diyarbakır'daydık. Hoca şu misali verdi. 28 harf veya 29 harf. Bir harfi kaldırın dedi Ahmet Özkan hocamız. Z. Ben Z'yi beğenmiyorum. Göz diyemezsin. Biz diyemezsin. Söz diyemezsin ya. Biz buyuz. Ve ama bizim bir muhabbette birleşmemiz lazım. Bu topraklar Anadolu'suyla, Baciyan-ı Rumu'yla, Abdalan-ı Rumu'yla, Ricalullah'ıyla, şehidiyle, piranıyla hep bir etmiş, bir. Hiç ayrılık olmamış. Burada bulaşıcı hastalık bile yayılamamış be. Böyle bereketli topraklar. Bu Selçuklu'nun zeminini, İslam toprakları zeminini oluştururken ben deniz kapıya doğru yürüyorum. Hem dervişlerin o eşiğinden feyz alayım diye. Hem de artık bu, şu anda bakın kendi onların evinde gibiyiz. Misafirhanesindeyiz. Burası Galata Mevlevi Hanesi. Lütfen kapıya bir daha bakın canlara. Burayı inşa eden zat Sultan Divani Hazretleri. Mevleviye'de Pir-i Sani sayılıyor. Sultan Divani Hazretleri İstanbul'un fethinden sonra buraya geldiğinde ne yapmış biliyor musunuz? Mevlevi dervişiyle Bektaşi dervişlerini burada kardeş yapmış. Bize burada değişik şey yapıyor diye bakmayın. Aslını temsil ettiğimiz bir güzellikte buluşmaya gayret ediyoruz. Bu zirve halinde Mevlevilikle, Devranilikle bir şekle almış. Rabbim inşallah şu saatin sonunda bizim kalplerimizi bir eylesin. Buradan ayrılmadan cümlemizi affettiği, mağfiret ettiği kullar zümresine dahil eylesin. Mesela.
nefessiz söylerken, dinlemezsen neylerken, aç deryasın boyla yayın, umman adam ayar geldim. Umman adamım yoruldum, hem elendim hem savruldum, kazana girdim kavruldum, meydana yemeye geldim. Rejmenlere kervan payı, biz de sebepten köpeği, zakimler açsın altayı, meydana yemeye geldim. Ben haklı oldum aşina, kalmadı gönlümde nesne, pervaneyim aşk oduna, şerhine yanmaya geldim. Ben haklı etla ruhumuyum, kem nazarlardan deliyim, aynı cerim. Allah Allah. Darla durmaya geldim.
işaret kafidir diye bir söz vardır. Hatta hadis olduğu söylenir. Her şey yer, gök, felekler, zerreden küreye, atomlara kadar dönüyor ve bir şuurla, bir nizamla dönüyor, bir zikirle dönüyor, bir sesle dönüyor. Biz kainatın kaos üzerine yaratıldığına inanmıyoruz. Kaosla evrim geçirdiğine inanmıyoruz. Tekamül olsa da, belli safhalar yaşansa da hep merhamet müdahalesiyle, hep merhametin ve kudretin, kudretli merhametin şekillendirmesiyle kemale erdiğine inanıyoruz. Bu manevi terbiyemizde de böyle olmuştur. Bu toprakların kıymeti Anadolu'muz. Kardeşlerimi görünce Anadolu'yu hatırlıyoruz. Lütfen siz de öyle hatırlayalım. Anadolu'muzun bu toprağı kainatın, şu dünyanın yüzü gibi. Allah bu toprakların birlik beraberliğini, muhabbetini daim eylesin. Amin. Birlikteliğimizi daim eylesin. Amin. Semahıyla, semağıyla, devranıyla, Allah diyeniyle, muhabbet edeniyle, şuradaki şu vatan toprağında bir ağacı düşünen, bir toprağa helal gelmesin diye düşünen herkesiyle ve insanına hürmet eden bu milleti, şu toplumu aziz gören herkesiyle Allah bizi aziz eyleye. Amin. Muhabbetimizi daim eyleye. Amin. Bizler burada size bir tadımlık, şöyle bir Anadolu toprağını şu anda görebiliyorsunuz. Bu devraniyle aslında hepsinin, hepimizin düğünümüzde, horonumuzda, yaylamızda, başka şeylerimizde hepsinde gördüğümüz iliklerimize kadar işlemiş olan, lütfen bakın, o işlemiş olan kök hücre burası işte. Kök hücre diyebiliriz buna. Biz mümkün mertebe en steril şekliyle bunu size arz etmeye kalktık. Bakın Aşkali seması oldu. Bakın Bulgaristan'dan dede gelmiş Kırcali'den. Bir kolumuz Balkanlar'da. Hicaz makamı okundu. Mekke Medine'yi hatırlattı. Yunus'la başladık. Yunus'ta bitirdik. Orada Sırrı Efendi'den bahsetti. Sami Efendi'den bahsetti. Saruhani Sami Efendi'den, Balkanlar'daki zatlardan. Ama yine geldik. Gönül hayran oluptur aşkın elinden. Ciğer püryan oluptur aşkın elinden. Yunus Emre bu hasretle bu zarı derken yine Yunus'u andık. Bu topraklarda biz Yunusçu, Hacı Hünkari Velici, Mevlana'cı gibi takılmayı bırakıp bu zatların bu toprağı ayağa kaldırdığına, bu muhabbete hizmet ettiğine artık bir eyvallah edelim. Ve hiç kimseyi dışarıda bırakmayalım. Şu güzelliği içimizde yaşayalım. Zor mu? Değil. Bakın siz bunun zor olmadığını gösterdiniz. Şimdi bu kadarcıkla iktifa edelim. Deden müsaade de buyursa. Ama şöyle yapalım. Ev sahibimiz Cenab-ı Pir Mevlana Celaleddin Rumi Efendimizin yeri olduğu için, mekanı olduğu için bir mevlevi usulüyle, yani gülbankıyla veda edelim. Niyaz İlahisi okumayalım mı? Okumayalım. Okuyalım mı? Sadece dinle sözümüz okuyalım ya iki kıta. Olur muyuz Erenler? Hadi. Dinle sözümü sana dinle. Yeah.
inayeti yezdan, himmeti merdan, ferma hazır-ı nazır bat, kulubu aşıkan küşat, vakitler hayrola, hayırlar fethola, şerler def ola. Ya Rab münkirlerin şerrinden cümlemiz muhafaza ola. Vatanımız, milletimiz, şu güzel toprağımız, imanlı, sıhhatli nesilleriyle, şu güzel bayrağıyla, ezan-ı Muhammedisiyle, berrak tertemiz kalpleriyle, sineleriyle, kıyamet sabahına kadar payidar ve muzaffer ola. Her türlü afat-ı semaviye, aradiye, nefsaniye ve şeytaniyeden sevenlerimiz, sevdiklerimiz, hanelerimiz, vatanımız, milletimiz, bizden dua niyaz edenler masun-u mahfuz ola. Hastalar şifa bula, dertliler deva bula, borçlulara eda nasib-i müyesser ola. Şuraya uzaktan yakından gelen şu kardeşlerimiz, dışarıdan bekleyenlerimiz, gönlü bizimle beraber olan kardeşlerimiz, hepsi iki cihanda aziz ola. Maksutları, hayırlı muradatları şu an ihsan ola. Dualarımız ağzı duaya layık kişilerin duasına ilhak ile müstecab ola. Himem-i ruhaniyeti evliyaullah. Anadolu erenleri, şarka ve garp velileri, evtada erbaanın, akta ve erbaanın, ricalullahın, ya Rab şehid-i şühedanın, cümle velilerin, meşayih-i kiramın, üzerimizde hakkı bulunan vakıf ve hayrat sahiplerinin, himem-i ruhaniyetleri üzerimize sayaban ola. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, senden razı olan ve senin de razı olduğun kullarından olarak muhabbet-i Resulullah daim ola. Değil mi Hazreti Mevlana, Sırr-ı Şems-i Tebrizi, Kerem-i İmam-ı Ali ve Şefaati Muhammed'in Nebiyyül Ümmi, rahmeten lil alemin, hu diyelim. Hu. Meydandaki canlara selam vermiş olarak sırlamış olacağız. Burada bulunanların, hizmeti olanların, şurada bu güzel görünümü bize yaşatan, emeği olan cümle kardeşlerimizi, kapıdaki görevlilerimizi, hizmet eden bekçimize, hizmet eden temizlik işçisine kadar. Çok emek verildi. Çocuklarınızla buraya geldiniz. Kolay bir şey değildi. Biz de çocuk büyüttük. Emek verdiniz. Allah Teala bu emeklerinizi zayi eylemediği gibi rızası tarafından böyle muhafaza edilip en güzel şekilde dünyada da ahirette de karşınıza çıkarsın. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyküm.